E sünne yol sünneten hani, iki kısımdır diyor. sünnetün fi feride farz olan yol ve sünnetin fi gayri feride farz olmayan. Sünnet kelimesi yol demektir. Fe Fesünnetületi fil feride farz olan yol Allah'a giden yol asluha fi kitabillahi teala Allah'ın kitabındadır. Ahzuha eh hedyun onu almak hidayet yoludur. Ve terküha dalaletun terk ettin mi dalalet olur. Namazın kılınması farz değil mi? Yani Allah'ın emri. Anne babaya itaat farz. Es sünnetülleti leyse <laughs> asla fi kitabı. Allah'ın kitabında olmayan bir yol ise el ahzu faziletün ve terkü aleyse bir hatiye. Yani şu Resulullah Efendimizin buyrukları. Bunların yapılmasında sevap vardır. Yapılmadığı zaman bu Resulullah Efendimizin ve ma arsennake illa rahmetillâ alem. Biz seni alemlere rahmet gönderdik. İşte oradaki rahmet ne oluyor? Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o sünnetleri yapılırsa fazilet oluyor. Yapılmadığı zaman günah yazılmıyor. Yani günah yazılmıyor ne demek bu? Bu bir rahmettir. Sünnetin terkinde günah yazılsaydı her sünnetin terkinde günde yüzlerce biz günah yazılmış olurdu defterimize. Sünneti terk ettin günah 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 kurban oldum Rabbim. Farz hususunda mecbur tutuluyoruz. Sünnetler hususunda yapılırsa mükafat kazanılıyor. Peygamber'e ittiba oluyor, derecen artıyor, faziletin artıyor. Efendim kulluğun çoğalıyor. Terk ettiği zaman da efendim o büyük sevaptan mahrum oluyorsun ama günah yazılmıyor. Günümüzün nasipsizleri diyeceğim. Vay efendim sünnetin terkinde bir günah yok. Yani terk et demeye getiriyor. Peki böyle düşün düşünmektense ya bu kadar büyük sevapları var. Biz bu sevapları kazanalım da ahiretteki derecemiz artsın. Bizim çok sevaba ihtiyacımız var diye bir mümin olarak, bir Müslüman gibi düşünmeye e, ihtiyaç yok mu? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bir mümin Allah'ın dinini inanmak için, yapmak için okur, öğrenir Kur'an'ı, İslam'ı. Bir münafık Efendim inkar etmek için uğraşır. Bir facir ise, facir günahkar olan kişi ise oradaki delilleri okur, insanlarınla mücadele etmek, itiraz etmek için okur diyor. Acayip bir şey. Biz insanları teşvik edeceğiz. İşte sünnet yap, sevap kazan. İşte biz o tarafa bakacağız. Yapalım da sevap kazanalım. Bir müstahap bile Allah onu seviyor. O ki o işi Allah seviyor. Allah'ın sevdiği işi yapalım. Sünnet müstahabın terkinde bir günah yok. Niye bu tarafını okuyorsun? Yani illa günah mı istiyorsun her şeyde? Günah yazılsaydı bu sefer ne olacaktı? Her bir sünneti terkinde günah yazılıp bu sefer amel defterlerimiz günahla da olacak. Bu bir rahmet. Yap sevabı, yap sünneti, işle bu sünneti. Evvabın işra kuştu, kazan. Daha çok defterine sevap yazılsın. Allah ne kadar muazzam bir mesele bu ya. Evet bunlara da böyle dikkat edelim.